Hoş bulduk. Tamamen yöresel Gaziantep ev yemekleri çalıştığım için menümüz yok. Yemeklerimiz değişken olduğu için. Burada en başta beyranımız var. Beyran haşlanmış pirinç, haşlanmış kuzu eti ve kemik suyuyla bakır tabaklarda anında yapılan bir yemektir. Acısı sarımsağı içiciye göre ayarlanarak anında yapılan bir yemektir. Halk arasında çorba da diyebilir. Bu kısımda zeytinyağlı mezelerimiz var. Zeytinyağlı mezelerimizden ağ biber cacığı, lorla salatası, zeytin piyazı, fellah köfte, diğer ismiyle Arapçacığı, yoğurt salatası, marş fasulyesi. Bu mezelerimizden isterseniz böyle ortaya beşli set Gaziantep tabağı, tadım tabağı olarak alıyorsunuz. İsterseniz de şu şekilde tek tek alabiliyorsunuz. Bu tarafta tencere yemeklerimiz var. Bu sırada el yapımı içli köftemiz var. Makine usulü değil, kendimiz yapıyoruz. Tencere yemeklerimizden yuvalama Gaziantep'in meşhur bayram yemeği. Nohut mu ona? Nohut. Pirinç unu yağsız kıymayla yapılan köfteler et, nohut, yoğurt. Yoğurt. Evet. Ekşili ufak köfte ince bulgurlarla yapılan yemeğimiz. Diğer ismiyle analı kızlı diyebilir. Analı kızlı kızları. Evet, anlatıyorum. Şivediz, taze soğan, taze sarımsak, sap kısımlarla yapılan ekler yemeğimiz. Mıcırık aşı, kuru patlıcan, uç kısımlarla yapılan yemeğimiz. Zeytinyağlı kuru dolmamız. Ondan alacağım. Bizim kış çorbası alaca çorba, baklet ve tahar ürünlerle yapılan kış çorbamız. Ben ondan alacağım. Yoğurtlu döne çorba, kan buğday, yarma ile yapılan çorbamız ve son olarak kurbu pilavımız. Menümüz bu şekilde. Tamamen yöresel hocam. Eyvallah abi. Sunuma ellerine geçelim. Sağlık. Evet, şimdi tavsiyemizi anlatıyoruz. Tavsiye. Geç olduğunuz için. Tam porsiyonumuz bu. Tam porsiyonu almaktansa biz diyoruz ki tam porsiyonu almayın. Bir porsiyonu ikiye kırarak iki farklı yemek alın. 3-4 kişilik bir ekip olduğu takdirde ortaya serpme kahvaltı şeklinde şu şekilde görmüş olduğunuz tabaklardan bütün çeşitlerimizden ortaya veriyoruz. Aynı zamanda hepsinin tadına bakmış oluyorsunuz ve doyurucu oluyor. Mezelerden de şu şekilde ortaya 5'li set Gaziantep tabağı gönderiyoruz. Bu sırada hepsinin tadına bakmış oluyorsunuz ve harika bir şekilde doyurucu oluyor. Hem doyurucu olur hem farklı yemeklerin tadına bakmış olursunuz. Aynı şey. Evet. Evet. Gibi, bu şekilde daha mantıklı olur aslında sizin için. Eyvallah. Farklı yemeklerin maksat tadına bakmaz. Şimdi de böyle bir yemekler yok. Şimdi tamam, şöyle bir sıkıntımız var. Evet. Biz sabahtan beri öğle farklı yerlere girdik, evet, çıktık. Tamam, o zaman herkes aynı durumda değil şu anda. Biraz seçmeci olacak. Herkes istediğini alacak. Aynen abi, ben hepsinden hepsinden. Evet. Şundan iki tane biliyorum. Siparişini aldığınızda da arkadaş o zaman. Tamam, oldu. Tek tek başlayalım. Çok teşekkürler, sağ ol. Arkadaştan başlayalım. Evet.